Anneciğim, aman. Ay. Tamam. Geç. Tuvaletini yaptın rahatladın anne. Ne güzel oldu. Bağırma. Doktor dedi, çekinme böyle şeylerden hiç, dedi. Hiç. Sen İnsanı de rezil edersin. Aileniz biz senin. Var mı bir ağrın sızın anacığım? Ah, biraz var çocuğum ama Allah'tan ameliyat çok iyi geçti. Doktor bir gece kalacaksın, ondan sonra çıkaracağım seni dedi. Şükür. Bir dakika. Bir gece kesin yatacaksın değil mi anne? Evet çocuğum, bu seni niye bu kadar mutlu etti ha? İç, tamam. Ah, Hayati'cim. Refakatçi olarak kimi ayarladınız canım? Kız kardeşin kalacak değil mi? Yok canım. Kız kardeşim gelemiyor da. Sen takılma ona ya. Bulduk biz birini. Birini derken kimi buldunuz Hayati'cim? Bu gene gülüyor, benim sinirimi bozuyor. Feridun. Ay, yoksa senin karın mı geliyor ha? Demet mi geliyor? Ay, ne olur Demet gel. Yok anneciğim, Demet gelemiyor. Mesaiye kalacakmış bu akşam ama sen hiç şey yapma, biz birini ayarladık. Bu yine gülüyor. Yoksa... Tufan. Yoksa... Senin karın yeter mi geliyor? Evet anne. O mu geliyor? Evet o. O mu geliyor? Yeter kalacak yanında. Tamam. Ben çok iyiyim. O kadar iyiyim ki hiç bu gece kalmaya gerek yok. Anne. Mehtap ne yapıyorsun? Allah aşkına bir dur ya. Tövbe tövbe. Allah aşkına dur. Ne güzel işte, gelinin geliyor. Ne var bunda? Hayati, neresi güzel? Dünyanın çenesi en düşük insanı refakatçi olarak yanıma mı koydunuz ya? Bu kızın çenesi benim dikiş makinemden daha hızlı çalışıyor. Ya bak öyle deme. Üzülüyor Tufan anneciğim, yapma. Oğlum üzülmüyor o. Ben doğurdum, çocuğumu tanımıyorum. Mutluluktan ağlıyor. Bayram çocuğu sevinci var içinde. Yıllar sonra ilk defa bir gece sessiz geçireceğim, kimse olmayacak. Bak, biliyorum ben. Hayati, hatırlar mısın? Bu kızın çenesi yüzünden biz bu kızı 3 günde istemiştik. Ha. Bu çocuğun kulakları her yıl %10 küçülüyor. Niye? Bir düşün. Hayati, kurban olayım bak, bunca yıllık karnı o kadınla aynı yatakta, aynı odada bırak. Hanım, sen gerçekten iyi değilsin. Bak, kurduğun cümlelere dikkat et. Ayrıca da kızın yanında böyle şeyler söyleme bak. Yeter, seni seviyor. Ben de onu seviyorum. Seviyorum ama uzaktan seviyorum Hayati. Sesini duymayayım yeter. Ay, geldim, geldim. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk baba. Ay, geldim geldim ama bir sor, nasıl geldim, nasıl geldim? Ofisten çıkarken Safiye dedi, gel ben seni arabayla bırakayım. Yok dedim, sen beni arabayla bırakma, ben kendim giderim. Ya olur mu öyle şey dedi, ben seni arabayla bırakayım, anana gidiyorsun, ben dedim. Ya Allah aşkına, ben kendim giderim. Yok dedi, ısrar kıyamet. Kızım dedim, trafik var, evde 2 tane çocuğum var. Çocuğuna kim bakacak, bir düşünsene dedim. Bunun 2 tane çocuğu var. Aslında kim bakacak, kimse. Bakacak kimsesi yok. 2 sene oldu, kocasından boşandı. 2 tanesi bir sübyan kaldı bunun elinde. Ya dedi, kızım dedi. Kim bakacak bunun 2 tane sabisine evde? Hem Safiye çalışıyor, hem çocuklar evde. Bunun anası var Rize'de. Anasını aradı. Ana dedi, Rize'den dedi, gelir misin dedi. Benim dedi, çocuklarıma dedi, bakabilir misin dedi. Hem dedi, sen dedi, torunlarına sevgi içilmiş olursun. Vakit geçiz. Hem de ben bakıcı parası vermem dedi. Eli biraz sıkı baba, biliyor musun? Sırf para vermemek için anneannesi ta sen Rize'den kadını kalktı getirdi. Anasını aradı, gelir misin Rize'den diye. Anası ne yapsın? Tek başına, kadın bir başına. Gelirim dedi. Ne yapacak? Yok, hayır, gelmem mi diyecek. Gelirim dedi. Gel ana, gelmem. Gel ana, gelmem. Gel ana, gelmem. Gel ana, gelmem. Aynen son anası. Rize'den sakat bir geldi. Şu çocuklara bak. Onlarla beraber. Allah aşkına Safiye dedim. 2 tane çocuğum bekliyor. Şimdi bir de anan da var. Ah tamam dedi. Öyle olsun. Sen beni dedim indir. Trafikte arabaya bindim. Taksiyle beraber giderken sen ışıklar kırmızı. Kırmızıdan döndü sarıya. Sarıdan döndükten sonra navigasyon. Navigasyon bozuldu. Trafik dur. Ben arabada ne öyle geldim işte baba. Baba, baba, baba. Baba, baba. Baba, tamam. Tamam baba, iyi misin? Tamam. Tamam. Baba iyi misin? Çarptı kaçtı. Oğlum ben sadece hoş geldin demek istemiştim. Hayati, bu daha gelişiydi. Benim önümde 10 saat 42 dakika var. Kurban olayım beni aynı odada bırakmayın bu kızla. Oldu o zaman, tamam. Abi, al babamı. Al babamı, tamam, hadi. Hadi tamam. Gidelim biz. Ufak ufak. Tamam, hadi aşkım. Hadi canım.
Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol burada kaldığın için bir tanem. Çok sağ ol. Rica ederim Tufancığım. Anam o benim ya. Onun başında durmaz mıyım ben? Tabii. Hiç hakkınız kalmasın. Tufan, anam uyuduktan sonra ben biraz seninle konuşmak için sıkılırsam telefondan ararım seni. Konuşuruz. Hay Allah ya. Elimden kaydı gördün mü? Bayağı da bir kırıldı. Artık arasan da açamam aşkım. Hadi. Hadi, hadi, hadi baba. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi çıkalım. Hayır. Oğlum takıldığım şey bu Safiye kim? Baba yapma, coşturacaksın gene. Hadi, hadi, hadi. Hayır yani niye hadi boşanmışlar onun şey? Tamam. İyi geceler. Hadi selamet. Hadi, hadi görüşürüz. Anam, kaldık mı seninle baş başa? Oo, şimdi sabaha kadar ne dedikodu ederiz değil mi? Ana! Ana, o nasıl ses? Doktor! 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 Kız, ne doktoru? Ne oldu ortalığı? Hemen ver, beni veriyorsun yeter ya. Ne oldu ana? İyiyim ben çocuğum, bir şey yok. Sadece çok yorgunum ameliyat sonrası. Ve biraz uyumaya ihtiyacım var, sessiz sakin anneciğim, tamam mı? Tabii, 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 tabii anacığım, tabii. Uyu anacığım, uyu. Sağ ol kızım, sağ ol. Hiç şey yapma. Sen uyu dinle. Güzel, güzel uyu anacığım. Uyu, uyu, uyu. Uyu, uyu sen, uyu, uyu. Güzelce uyu dinle. Bırak kendini, kapat gözleri, yat arkana. Yat anacığım, yat. Güzel güzel uyu. Hiçbir şey düşünme. Kapa gözlerini, uyu anam, uyu, uyu. Uyu, dinlen. Dinlenirsen iyileşirsin zaten. Eğer dinlenmezsen zaten iyileşemez. İyileşmen için zaten dinlenmen lazım anam. Uyudun mu ana? Yok! Uyu anam, uyu. Hiç aldırış etme. Uyu, uyu. Çok güzel uyu, dinlen. Uyumak iyi geliyor biliyor musun anacığım? İnan bana. İnsan uyuyunca dinleniyor. Dinlendiği zaman da o uykunun hep faydalarını görüyor. Sonrasında daha kendisini iyi hissediyor. Hem biliyor musun? Uyuduğun zaman epifiz bezlerin çalışıyor. Şimdi epifiz bezleri nedir diye soracaksın. Bağışıklık sistemini kuvvetlendiren melatonin hormonunu sen zaten epifiz bezlerini beslerken uyuduğun zaman üretiyorsun. Senin neden uyuman lazım? Hasta olduğun için. Hasta olduğun için neye ihtiyacın var? Dinlenmeye. Yani kuvvetlenmesi lazım bağışıklığın. O yüzden de melatonin salgılaman gerektiği için güzel güzel uyuman lazım. Uyu ki dinlen. Uyuduğun zaman çünkü vücudun rahatlayacak. Vücudun rahatladıkça sen iyileşeceksin. İyileştikçe de bütün hastalığı üstünden atacaksın anacığım. Uyu, çok iyi uyu. Çok iyi uyu. Güzelce dinlen. Uyu, bırak kendini uyu. Uyu. Uyu, uyu, uyu. Kusur! Uyu, 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 uyu. Uyursam uyurum zıkkım. Yetercim. Bak benim güzel kızım. Sen konuşmayı seven birisin. Tamam, azıcık çenen düşük yavrum. Şimdi ben ameliyattan çıktım ya güzel çocuğum. Benim uyumam gerekiyor. Sessiz, sakin, derin, derin uykulara dalmam gerekiyor yetercim. Yardımcı olur musun acaba? Ha? Biraz susabilir misin güzel kız? Doğru. Doğru anacığım. Doğru, 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 doğru. Doğru değil mi? Teşekkür ederim yavrum. Teşekkür ederim. Doğru, doğru, doğru. Doğru yani ana. Çok haklısın yani. Benim en iyisi susmam. Susayım ben ana. Bu kadar da konuşulmaz ki yani. Böyle dır 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 deyince insan tepesinde kim uyuyacak, kim dinlenecek? Sus diyorsun, uyarıyorsun. Karşındaki de susacak anacığım. Dinleneceksin yani. O yüzden de benim susmam lazım ki sen dinlenesin yani. Kendine gelesin ana. Uyu, uyu. Derince uyu. Ha. Al pozisyonunu da uyu ana. Anacığım zaten... Ben zaten hiç konuşmam. İki tane laf ettim, sustum. Sen hiç merak etme. Zaten demişler. Söz sükutsa gümüş altındır diye.
Cuma oldu, öyle dememiş de olabilirler anne. Söz altınsa gümüş sükuttur da olabilir ana. Ya da söz gümüşse altın sükuttura da bağlayabilirler ama... ...o çok önemli bir laf anacığım, biliyor musun? Neden? Orada ne diyor biliyor musun? Eğer sen gereksiz yerde, gereksiz insanların içinde manasızca ve lüzumsuzca konuşursan... ...o zaman zaten o sözün bir anlamı kalmıyor. Ama sen böyle sessiz olduğun zaman hani daha ağır hareket eder... ...daha insanları rahatsız etmeyecek boyutlarda konuştuğun zaman... ...o zaman da insanlar sana der ki ay ne kadar kıymetli cümleler ediyor. Yani o yüzden gerçekten sükut altındır anacığım. Ay altında ne pahalandı be. Eskiden altın günlerine gidiyorduk. Her gün altın alıyorduk. Şimdi nereye altın alacaksın? Altın gramı olmuş 1000 TL geçen gün. Ne dedim? 1000 TL dedi. Anam. 1000 TL olur mu? Bir altın dedim. Ne yapacağız şimdi? Ne alacağız? Eskiden elde vardı, avuçta vardı. Ne olduğunu biliyordun. Şimdi onu da bilemiyorsun ki anacığım. Bir pazara falan gittiğinde ne alacaksın? Sen mesela oraya gittin mesela ne alacaksın? Cebinde hiçbir şey yok. Altın olmuş. Hiçbir şey değil. Adam öyle kalıveriyor. Geçenlerde pazara gittim. Orada biraz dedim şakalar yapayım şeyciye, pazarcıya. Orada gittim pazarcı bey dedim. Bana 1 kilo sükut. Hani altın gibisinden ya. Şakaya bağladım orada. Adam böyle bakıyor. Neyini anlamadı ki güzel dedim şakaya. Bunu neyini anlamadı dedim. Neyse pazarcıya şey dedim. Pazarcı bey dedim. Sen dedim bana bir zahmet dedim. 1 kilo dedim sükuttan sonra şakayı sen anlamadığın için dedim. Bana bir domates ver. Pazarcı. Ne oldu ana? Ne oldu ana? Anlat ulan. Pazarcı nereliymiş, kaç yaşındaymış, kaç çocuğu varmış, ikinci el piyasası nasılmış, ikinci el arabasını almış, bu durumu nasılmış? Anlat Allah aşkına, dinliyorum ya. Dinliyorum. Metap Hanım. Efendim canım. Ama siz uyumamışsınız, lütfen istirahat etmeniz lazım, rica ederim ama. Doktor beyciğim, aynısını söyledim. Dinlen anacığım. Evet. Uyu anacığım evet. Dedim. Uyudukça kendini daha iyi hissedersin dedim. Dinlen dedim ama uyumadı. Bilmiyorum niye. Acaba niye? Efendim ben şimdi size bir sakinleştirici ilaç yaparım. Rahat rahat uyursunuz. Başka bir şikayetiniz var mı? Var. Nedir? Gözünüzle mi ilgili? Sırtınızla. Yanlarınızla mı alakalı? Ne anlayamıyorum ben. Şimdi şöyle refakatçi olarak Yeter Hanım'da değil mi bu arada? Aslında Gamze. Şimdi benim anamla babam ben daha doğmadan önce kızlarımız olursa diye çok seviniyorlar. Bunlar da ikisi Gamze olsun diyorlar. Çok... Gamze ismini çok seviyorlar herhalde. Sonra ben tabii çocuğum sonuçta doğuruyor beni anam. Ondan sonra ben büyüyorum. Konuşmaya başladıktan sonra Gamze ismini Yeter diye değiştiriyorlar. Hiç anlamadım. Kim bilir neden? Benim bir tahminim var aslında biliyor musun çocuğum? Öyle mi ana? Öyle. Neyse efendim, ben şimdi size güçlü bir sakinleştirici yaparım. Bu gerçekten çok güçlü bir sakinleştirici. Hem sizi uyutur hem de ağrılarınızı dindirir efendim. Tamam mı? Bu sakinleştiricinin bir yan etkisi var mı doktor bey? Efendim şöyle söyleyeyim. Hastamızın rahat etmesi için sessiz olmamız lazım. Konuşmamız lazım. Yani tabii, bir, iki, üç, tıp. Şimdi şey olarak ben söylüyorum. Şimdi tıp var, tıp var. Şimdi tıp deyince her tıp da tıp olmuyor. Ay. Yani tıpın da bir tıpı oluyor. Şimdi mesela çıkıyor doktorlar işte biz tıp için böyle ilaçlar veriyoruz falan diyorlar ya. Eczanelere verilen ilaçlar dağıtılıyor. Hastalar acaba teşhisleri doğru kondu mu sonuçta eczanelerde yani doktorlardan gelen ilaçlardan dolayı reçete ettikleri için. Onlar tabii şaşırıyorlar şimdi. Hangi acaba doktorun verdiği, hangi hasta? Hangi hastaya hangi ilaç geleceğini iyi bilmedikleri için onlar da tabii normal olarak değil mi şaşırıyorlar. Benim Safiye diye bir arkadaşım var. Onda sinüzit var. 2 tane de çocuğu var. Ama çocuğu neden var? Kocasından boşanmıştı 2 sene önce de. Çocuklara bakacak kimse olmadığı için Safiye çocuklarla yalnız başına kaldı. Evet. 2 tane de sinüzit olunca tabii haliyle yani o da sinüzitini şey yaptı. Aslında Safiye'nin abisi var. Rize'de tıpçı tıp okuyor. Rize'de tıpçı ama tıpçı. Safiye sinüzit İstanbul'da. Sonuçta şimdi Safiye İstanbul'da. Abisi şeyde. Metap Hanım. Metap Hanım rica ederim ne yaptınız ama? Ne yaptım söyleyeyim çocuğum. 1, 2, 3 tıp dedik susmadı. Ben de alternatif tıp uyguladım. Sen onu benim hesaba yazarsın yavrum. Yapman canım. Benden olsun hanımefendi. Zaten enjektörün dibinde de çok fazla ilaç yoktu. Ama bu sizi sabaha kadar rahat rahat uyutur. Yani İyi istirahatler bir şey olursa butona basmayı unutmayın. Sağ ol canım. Allah'ım şükürler olsun sessiz sakin bir uyku uyuyabileceğim ya vallahi. Şöyle bir de. Bada mı?
Seda. Sen mi? Ben abi. Demen sen ne yapacaksın? Demen bir yeter ben sana. Çampada gelin sen ne yapacaksın? Bit, bit. Ya bir insan uykusunda bile geveze olur mu ya? Şuna bak. Rampa çıkan traktör gibi. Kız sus kız sus Çelik'im. Bağla seni kız. Bir insan. İnsan bu kadar konuşur mu kız? Uyurken bile geveze olur mu kız? İtibar. Gerçekten Safiye'nizsiniz itibar. Sen buna inanabiliyor musun anne? İnanamıyorum çocuğum, inanamıyorum. Ben hiçbir şeye inanamıyorum yavrum. Aa, hiçbir şeye niye acil bu tonu ana? Bir şey mi oldu? Ah çocuğum, ben galiba ölüyorum. Ne? Deme anne, deme. Olur mu? Anacığım, sen ölemezsin anacığım. Ben senin yanındayım. Ben sana hep bakarım, ömür boyu bakarım. Seni bir an bile bırakmam. Bir an bile mi? Bir an bile bırakma. Yok, ben kesin ölüyorum. Ablacığım buyurun, öyle buyurun. Hanımefendi, ben şimdi sizi buraya aldım. Zira doğum gerçekleşirse ki 18 saattir asla gerçekleşmedi. Tekrar doğumhaneye alırım. Tamam. Şu çocuğunuzu da ikna edin ablacığım. Çıkacaksa çıksın ya. 5 yıldız otel mi burası? Lütfen, sıra var. Tanrı burnunda bir sürü kadın var ya. Merhabalar. Merhaba. Doğmuyor mu? Doğmuyor. İnat etti, doğmuyor. Ama sen elbet oradan çıkacaksın Canberk. Biz o zaman görüşeceğiz aslanım. Aynısı bir arkadaşımın başına geldi. Safiye çok tatlıydı, benim çok eski arkadaşım. Birlikte okuduk falan, ben sonra aynı ofise düştük. Safiye'nin 3 tane var. Onun da 2 tanesi var şimdi evde, onlar yalnız anlarında bakacak. Öncesi vardı, 2 sene önce ayrıldılar. Şimdi anası geldi Rize'den de o çocuklara o bakıyor. Aslında 3 tane vardı da bir tanesi ısrar kıyamet ettiler. O dedi ben normal doğuracağım ama doktor diyor yok sezaryen. O diyor ben normal diyor doktor sezaryen diyor, ben normal diyor. Bir türlü karar veremediler. Çocuk çabuk tepiniyor böyle kapılara vuruyor falan ama daha çıkış yoktu da işte ben onun başında beklemiştim öyle. Çok güzel bir şey ama yani değil mi böyle bebekler? Canberk olmasa çok güzel olmuş adı. Canberk. Aa, sıkılmışımdır orada 4 duvar be. Sen oradan çık, bak neler olacak. Anan seni bir güzel zart diye doğurduktan sonra seni bir güzel büyütecek. Olmaz kucağına yavrum yavrum sen falan bir güzel emersin. Güzel güzel büyürsün. Onlar sonra kocaman olduktan sonra anne seni bir güzel giydirir, gezdirir, sokaklara götürür. Ne kadar güzel evlenirsiniz beraber değil mi? Sen şimdi kız Ekim oyunda duruyorsa akrep burcu olacak. Akrep erkekleri falan yapılır ama güzel bir yere. Elleri birazcık sıkılırım. Elleri para harcamasını bilirler yani. Sen çok tatlı bir çocuk olacaksın Canberk'cim. Sen güzel doğ. Güzel güzel doğ doğ. Doğ Canberk. Doğ. Sen çok güzel olacaksın. Bak harika olacaksın. Her sen çok güzel kolları gidersin. Giydirir giydirir güzel beslersin. Harika olacaksın. Bak gerçekten sana söylüyorum sana Canberk. Doğ artık annem. Doğ anne şişmiş şişmiş. Aa gözler gözler büyüyor. Ha benim bir tane var. Canberk Canberk artık. Hadi. Ha, çık. Hadi çık. Hadi çık Canberk. Hadi çık. Ha tekme attı, ne oluyor? Yeter çocuk, sana tekme atıyor. Ay anne, galiba geliyor ha bu sefer. Ay Allah sizden razı olsun yavrum. Allah razı olsun. Geliyor. Doktor. Doktor geliyor. Ay hayret, ben ne yaptım ki? Çenenle çocuğu doğurttu, daha ne yapacağım? Çocuğun laf ebesi oldu. Fena mı ana? Ne fena mı? Fena mı ana be? Ben böyle bir şey görmedim. Ben bir şey yapmıyorum. Şimdi ablacığım, yoğun bakımda yer olmadığından dolayı sizi bir süre burada bekleteceğim. Yoğun bakımda yer açılsın, ben sizi alırım. Zira burası 5 yıldız otel değil çünkü. Kardeş, birinci açık mıymış? He açıkmış. Koşarak geldi biraz evvel yattı abla. Sence açık olabilir mi? Hale bak adamın ya. Doktor dedi ki, kendisi komada olduğunda sizi duyamaz, işitemez de. Ama korkmayın, Allah'tan ümit kesilmez. Maşallah. Maşallah var. Burada bekleyin, ben alacağım. Geçmiş olsun. Nesi var? Bademci iş. Oo, buralar, buralar. Ana, buralar, buralar. Ben biliyorum. Şu bölge. Ne diyorsunuz hanımefendi? Dalga mı geçiyorsunuz? Adam anlattı ya 1 saat sizi duyamaz, bilinci kapalı dedi, komada. Nesi var diyor, neyi yok ki? Ka-
kardeş. Geçmiş olsun size kardeş. Yeter buraya gel. Ne? Gel buraya. Buraya gelir misin Yeter? Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Yeter. Şurada kumanda var. Al o kumandayı, aç televizyonu. Televizyonda dizi aç, onu izleyelim hadi. Dizi izlerken de sessiz sakin olur biliyorsun. Çıt çıkmaz. Hadi kızım, hadi. İzle güzel güzel. İzleyeceğim ana, ne yapayım yani dizi oynarken sana bir şey mi anlatayım burada ana? Öyle bir huyum mu var sanki? Yok canım. Aman aman. Tövbe estağfurullah. Ne dizi bu ya? Anlatacaksın değil mi? Tamam. Bizde şimdi hem zenginler var hem fakirler var. Aynı kata koymuşlar onları. Fakir çocuklarıyla zengin çocuklar ama tam zengin dediysem de tam zengin değiller yani. Biraz daha üst seviyede, onlar altta, onlar üstte şey yapıyorlar. Böyle beraber koridorda, kantinlerde gezerlerken birbirlerine bakıyorlar falan. Ona bir şey yapıyor, ona şey yapıyor falan böyle. O sırada aralarda kavgalar oluyor. Birbirleriyle kavga ediyorlar ya, onu diyorum. Ama kavga etmedikleri zamanlar da oluyor ama o çok az oluyor. Yani sen çok az oluyor demişken çok da az değil yani. Birazcık oluyor. Biraz birbirlerini dürtüyorlar, sonra dağılıveriyorlar zaten. Bunların bir tane öğretmenleri var. Ama acayip bir adam oynuyor baba. Ay öğretmeni göreceksin. Ay bir baba, bir öğretmen. İkisi bir arada harika. Biraz matematik bir adam. Söylüyorlar onun İngilizce öğretmeniyle beraber aynı evde oturur musun diye. Yok diyor, İngilizce öğretmeniyle aynı evde oturmam. Abi oturursa oturmam, oturursun oturmam, oturursa da şak! Ondan sonra aynı zamanda böyle. Ay bunları o sırada bir macera, bir macera, bir macera, bir macera ana. Bunlar birbirlerine giriyorlar. Zenginler ayaklanıyor, fakirler hemen öğretmeni arıyorlar. Tekrar çabuk buraya gelin. Yok diyor, ben gelmem, geleceksiniz. Okul sonra koridor, hemen bir zil teneffüs falan derken bunlar kapışıyorlar. Ondan sonra bunların mahvoluk kanısı büyük dedeleri var. Çok büyük. Onlar geliyor. O gelince büyük dede, bunlar diyorlar ki eyvah diyorlar, büyük dede geliyor. Bizim büyük deden kurtarmış, adam götürmüyor. Adam götürmüyor. Bunlar eyvah diyorlar, biz kabus yaşayacağız. Artık ha, ondan sonrası ne yani? Sonra birileri geliyorlar. Allah, şimdi ikinci senaryoda başlıyor mu orada? Neden sen kötürüm çıktıktan sonra sen kalk, sen git tren raylarına. Biz bu tren raylarına. Ay, bravo Yeter'cim. Ölüyü dirilttin hayatım. Var mı başka mucize? Ha? Sana bir mucize anlatacağım. Bak. Allah ana, Safiye ile beraber geçen... Hay bir... Safiye'ye bir, sana iki. Yeter ulan! Yeter! Benimki de can sabahtan beri. Dedim ana. Doktor! Aa. Hemşire! Ana ne yaptı? Adam öldürüyorlar! Kafanın neyiniz var? Ne oluyor? Ay çocuğum, beni alın. Bu odadan alın bu kadını, yanına alın beni. Aa. Kendimi keseceğim ya ben, böyle bir şey olamaz. Tansiyonlarım çıktı, şekerlerim çıktı, ben böyle bir şey görmedim ya. İki kelam ettim ben, iki kelam ettim. Tamam, lütfen hadi. Bahadır, alalım, alalım hanımefendi hemen, alalım. Hayır, normalde bu odaya gelen de böyle delirmezdi ama bugün bir şey var. İki kelam ya. Terliklerim nerede? Boş verin hanımefendi, yerler sterik, buyurun. Ay, ben böyle bir şey görmedim ya. Buyurun hanımefendi, buyurun. Sağ olun. Şöyle buyurun. Konuşma çocuğum, ben sağlayayım bile de. Ne kadar ayıp bir şey ama ya. Ben can olayım, ses olayım, yalnız olmasın diye şurada iki kere iki tane cümle üst üste kurdum ha. Dördüncüyü kurmadım bile. Yazıklar olsun yani. Hiç sen diyor konuşmayı seviyorsun. Ben niye konuşmayı seveyim canım? Ben normal bir insanım. Bir şey anlatıyorum. Başıma gelmiş şeylerden bahsediyorum yani. Şşt! Ne haber? Bana bulaş. Safiye. Evet, arkadaşınmış değil mi? Arkadaşım arkadaşım. Ofisten tanışıyoruz aslında. Çocukluktan beri aynı yerdeydik de yazlıkları falan giderdik. Çocukluktan arkadaşım. İşte Safiye ile onu anlatıyorum. Hmm. Anama da onu anlatacaktım. Dinlemedi aslında. Olayın sonunu dinledi. Safiye'ye söyledim ben. Sen dedim hiç ofise falan beni uğraştırma. Benim anam hasta. Anam hasta deyince ben ona gideceğim dedim. Çünkü eşim dedi sen anana bak, anana bak, anana bakarım dedim. Ben senin anana bakarım dedim. Sen niye benim anama bakmıyorsun? Ben senin anana bakarım dedim. Anne, sadece kızım, çok trafik var dedim. Hayır, çok trafik olduğu için dedim. Sen dedim benim dedim. Sen benim dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza bedel.